tatilin birinci günü Cide'ye geldik. Cide liman ağzından biraz bir olta attık. Saat şu an 9'a 10 var. Bir tane balık geldi. Şöyle mendirek dediğimiz şuranın arkasından atacağız. Bu bir tane balığı da denize kavuşturalım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Suyla beraber gitmek istiyormuş. Şimdi bakalım. O tarafa doğru gidelim bakalım. Oradan ne gelecek belli değil. Hadi bakayım. İnebol'dayız. Sinop arası böyle bir geçit var. Nereymiş? Düzköy mevkiindeyiz. Arkadaşlar, hayatınızda bu kadar hiç rahat olduğunuzu gördünüz mü? Zaten köpek mi çekiyor acaba? Olabilir. Ayancık yolu üzerindeyiz. Bir köyle karşılaştık. Köy böyle sanki Avrupa köyleri gibi. Dünyada güzel yerler varmış. Hem de başımızın ucunda. Sinop'a yaklaşık 30 kilometremiz kaldı şu an. Yani sahil, yani plaj gibi bir yer. Buradan bir yol var. Böyle iniyor. İnsanlar burada denize gidiyor. Güzel bir yol yapmışlar. Ama yapılmayacak gibi de değil yani. Gündüz arazi. Burası da diğer tarafı.
kapıda bir girinti var. Şurada. Sanırım burası da şey. İnce burun. Sinop'a çok yakınmış çünkü. İnce burun da çok. Böyle bir yer. Yola devam. Sağ alt taraf ceza Diyojen'in gibi. Tarihi Sinop ceza burası mı? Aşağısı, bir tane aşağısı. Sabahattin Ali'nin Aldırma Gönül şiirini yazdığı yer. Sinop'un İstiklali Sakarya Caddesi'ndeyiz. Sağlı sollu dükkanlar. Aşağı yukarı bir 500 metre falan uzanıyor. 500 metreden sonra sol tarafta resmi daireler. Sağ aşağıda da sahil kısmı ilerliyor. Samsun'dayız. Saat 12'ye 5 var. 12 diyelim. Burada hayat hızlı akıyor. Araba bazında baktığımızda
çeyrek geçiyor. Şu an Hünye'deyiz. Fatsa sınırları içindeyiz. Saatimiz 1:20. Burası da Ordu'ya giderken tüneller meşhurdur. Bu tünellerden birisindeyiz. Uzun bir tünel. Şu an çıkışı göremiyoruz. 80 dediler, 80 ile gidiyoruz. Tabii canım. Arkamızdaki dayı biraz hızlı geliyor. Eğer plaka 52 ise demek ki burada radar yok diyeceğim ama o da basmaya başladı. 88'i mi kullanıyor acaba? Bakacağız. Otuz dört plaka tabii ki. Perşembe sahil yolu. Perşembe. Şu an Ordu'ya giriş yaptık sanırım. Evet. Sol taraftayız herhalde değil mi? He? Sol taraftayız. Sanırım. Evet, sol taraftayız. Newton'un bile şaşırdığı derelerinin yukarı aksa dediği yerdeyiz. Ama bir tık yavaşlayalım. EDS 70'miş. Hatta bayağı yavaşlayalım. Çünkü 80'le gidiyormuşuz. Telefonu saklıyorum. Çünkü bir şeyler var. EDS'den yemeyip de telefondan yersek canımız sıkılır. Emre Bey, ne kadar kaldı gideceğimize? 5.2 kilometre. Çok iyiymiş. Bir tık daha da şöyle biraz bir 60'la gidelim. Çünkü arkadaşlar burada ortalama hız tespit yapıyor elektronik denetim sisteminde. Bu ne demektir? Mesela belli bir uzaklık var. X eşittir V çarpı T. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. Adam demiş ki 70 ile git kardeşim demiş. Ortalama hızı 70 olsun. Ona göre tespit ediyor. Mesela 1623 metre ortalama hız tespiti. Yani ne demek bu? Sen hiç istersen 300 ile git. Tamam mı? 300 ile gittikten sonra aha. Polis. Selamun aleyküm. Ne diyorlar lan? Çalışıyorlar. Kayıt açık. Kayıt açık canım. Zaten millet saracak yer arıyor. Vatan haini falan diye şimdi. Biz bu sınırları. Gerç bir şey demek. Onlara da ihtiyacımız var. Neyse, ortalama hız dediğimiz olaydan biraz bahsediyorduk.
kurtulmamız dediğimiz olay nedir? Normalde yer değiştirme ömrü geçen süre. Bu tabii yanlış anlaşılabiliyor. Aslında şu an ölçülen ortalama sürettir. Yani sen burada aldığın yol, atıyorum 2000 metre, ondan sonra hatta 7000 metre olsun, 70 metre bölü saniyelik de ortalama hızın olsun, onu ölçsün. Tamamen şu an atıyorum. Aynen. 100 saniyede gitmem lazım. Evet. Şimdi sol taraf şu an gözüküyor ama. Şu an gözükmüyor. Ordu'ya geldik. Alo. Otobüsüm geldi. Bana mı geldi? Şu vites neredeydi? Şu vitesi içe atalım. 1000'duk. Fındık şeysi miymiş? Çotanak. Çotanaklar. Abi Ordu güzel ya. Güzel güzel. Vallahi güzel. Bak bir de geniş yani bak. Evet. Gerçekten Ordu'yu seviyorum ben yani. Ordu'lu arkadaşım vardı benim. Onu da seviyorduk. Canım kardeşim. Şurası mı ne? Bir yer kiliseydi. Buraydı galiba ya. Evet, evet. Bura evet. Üniversitede gelmiştik de bir kere. Abi çok güzel ya. Canlı bir şehir ama insan yok. Ya bu saatte aslında yine canlı olması lazım. Aynen. Arka sokaklarda kimse yok. Aynen. Biz varız. Evet. Güzel, şehircilik güzel. Ordu'ya 10 üzerinden 10. Beğendik. Ordu'nun sularında herhalde bir sıkıntı var. Hep yukarı akıyor ya. Derelerinden alışkanlık. Aynen. Dere suyu demek ki. Baksana yeşil. Ordu meydandayız diye düşünüyorum. Derin istasyonun hemen önündeyiz. Buradan tepeye kadar çıkıyor. Oradan aşağıya paraşütle geleceğiz. Boztepe'ye çıkıyoruz. Manzara güzel. Boztepe'deyiz. Şöyle bir havası var. Güzel. Yukarıda ama çok güzel. Serin bir havası var. Kasım. Bugün yıllarda paraşütçüymüş, lafı dönüyor. Evet. Burada da işin tekniğini öğretmeye geliyor. Aynen.
seni öğretmeye geldim. Bakalım uçabiliyorlar mı uçamıyorlar mı? Yani durum o yani. Ben uçmaya ilgili problemim yok. Beni konmak istiyorum. Ben sağlıklı konamıyorum. Lan ayakkabım çıktı. Nerede ayakkabım? Bakalım. Şimdi piste geldik. Evet. Aman tanrım. Güzel. Oğlum ayağını kesince işte. Kalkış sıkıntı ya. Abi sen değil zaten. Adam bir şey yapıyor da. Thank you.
böyle kaldırıyor. Kemal kaç koşma gitsen var mı? Bilgi verebiliriz. Buyurun. Thank you.